Herkese merhaba. Bugünkü videoda, TradingView'de kripto ticareti dünyasında hızla popülerlik kazanan çılgın bir alış ve satış sinyal göstergesini tanıtacağım. Sonuna kadar izlediğinizden emin olun. Çünkü size bu göstergeye dayanan ve kaçırmak istemeyeceğiniz süper doğru bir ticaret stratejisi göstereceğim. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden baştan başlayalım. Her şeyden önce, bu benim ticaret görünüm grafiğim. Ve bu stratejiyi açıklamak için bir Bitcoin fiyat grafiğinde 1 saatlik bir zaman dilimi kullanacağım. Başlamak için öncelikle göstergeyi grafiğimize ekleyelim. İlk olarak, göstergelere tıklayın, ardından TC Precision Trend Analysis 2024'ü arayın, bundan sonra Pinkoders TC tarafından oluşturulan bunu ekleyin. Mükemmel, göstergenin grafiğinizin altına eklendiğini göreceksiniz. Bu gösterge, John Ehlers tarafından geliştirilen dijital sinyal işleme ilkelerini kullanarak trendleri tanımlar ve alım-satım sinyalleri üretir. Düşük geçişli filtreler kullanan hareketli ortalama veya MACD gibi geleneksel trend takip göstergelerinin aksine, bu gösterge neredeyse sıfır gecikme için yüksek geçişli filtreler kullanır, bu da onu fiyat değişikliklerine karşı oldukça duyarlı hale getirir ve çok doğru sinyaller verir. Şimdi, trend çizgisinin kırmızı ve yeşil arasında renk değiştirdiğini fark edeceksiniz. Merkez çizgisinin üzerinde olduğunda yeşile dönerek yükseliş trendine işaret eder ve merkez çizgisinin altında olduğunda kırmızıya dönerek düşüş trendine işaret eder. Ayrıca daha kısa vadeli fiyat hareketlerini izlemeye yardımcı olan ROC histogramımız da vardır. ROC 0'ın üzerinde olduğunda fiyat yükseliyor, 0'ın altında olduğunda ise fiyat düşüyor demektir. Bu ikisini birleştirerek, trend çizgisi ve ROC göstergesi, yeşil ve kırmızı üçgenler olarak görünen alım ve satım sinyalleri üretir. Bu bir trend takip stratejisidir, bu nedenle en iyi trend piyasalarında çalışır. Ancak, piyasa düz olduğunda, bazı yanlış sinyaller alabilirsiniz. Bu yanlış sinyalleri filtrelemek için bunu Andean osilatörü ile eşleştireceğiz. Andean osilatörünü eklemek için göstergeler sekmesini tekrar açacağız. Burada göstergeler altında arayacağız. Bundan sonra Alex Grover tarafından oluşturulan bunu ekleyin. Bundan sonra ilk olarak ayarları yapacağız. Ayarları buradan açacağız. Öncelikle uzunluğu 70 ve sinyal uzunluğunu 11 olarak ayarlayın. Bitcoin ve diğer kripto paraları hangi borsada işlem yaptığımı merak ediyorsanız bu videonun altındaki linke basıp Bybit'e göz atabilirsiniz. Andean osilatörü trend olan ve olmayan piyasaları ayırt etmeye yardımcı olur. Yeşil çizgi turuncu çizginin üzerinde olduğunda, piyasa yükseliş eğilimindedir. Kırmızı çizgi turuncu çizginin üzerinde ise piyasa düşüş eğilimindedir. Ve turuncu çizgi üstte olduğunda, piyasa düz olarak kabul edilir. Hem TC Precision Trend Analizini hem de Andean osilatörünü kullanarak yanlış sinyalleri filtreleyebilir ve geçerli ticaret fırsatlarını daha net bir şekilde görebiliriz. Artık tüm ticaret grafiğimiz ayarlandığına ve göstergeler yapılandırıldığına göre, bu stratejiyi kullanarak bir alım-satım işlemine girme ve çıkma kurallarını gözden geçirelim. Bu arada, fiyatları kendiniz analiz etmek istemiyorsanız, ücretsiz Telegram grubuma katılabilirsiniz. Burada açtığım alım ve satım pozisyonlarını günlük olarak paylaşıyorum. Bağlantı bu videonun altındaki açıklamada yer alıyor. Bir alım-satım işlemi açmak için, önce TC Precision Trend Analysis trend çizgisinin merkez çizgisinin üzerinde ve yeşil renkte olduğunu onaylayarak piyasanın yükseliş trendinde olup olmadığını kontrol edin. Ardından, ROC merkez çizgisinin altına düştüğünde meydana gelen bir geri çekilmeyi bekleyin. Bu, daha büyük bir yükseliş trendi sırasında fiyatta kısa vadeli bir düşüş olduğunu gösterir. ROC merkez çizgisinin üzerine çıktığında, geri çekilmenin sona erdiğini ve fiyatın yükselmeye devam edeceğini gösterir. Bu noktada gösterge, üçgen şeklinde yeşil bir satın alma sinyali üretir. Ancak bu sinyal üzerine ticarete girmeden önce, sinyali Andean osilatörü ile onaylamanız gerekir. Yeşil çizginin tıpkı burada olduğu gibi turuncu çizginin üzerinde olduğundan emin olun. Bu, piyasanın yükseliş trendinde olduğunu teyit eder ve satın alma sinyalini destekler. Her iki göstergede hizalandığında, devam edebilir ve bir satın alma pozisyonu açabiliriz. Satın alma işleminden çıkmak için, belirli bir zararı durdurma ve hedefi ödüllendirme riski belirleyebilir veya trend çizgisini ve ROC'yi izlemeye devam edebilirsiniz. Trend çizgisi yeşil ve merkez çizgisinin üzerinde kaldığı ve ROC merkez çizgisinin üzerinde olduğu sürece, yükseliş trendi bozulmadan kalır. Bununla birlikte, trend çizgisi kırmızıya dönerse ve merkez çizgisinin altına inerse veya ROC tekrar sıfırın altına düşerse, bu ticaretten çıkmayı düşünmek için bir işarettir.
turuncu çizginin Andean osilatöründeki yeşil çizginin üzerinde hareket etmeye başlayıp başlamadığını kontrol ederek bunu daha da doğrulayabilirsiniz, bu da yükseliş trendinin güç kaybedebileceğini gösterir. Yani bunlar, açıldıktan sonra ticaretten çıkmanın bazı yollarıdır. Şimdi başka bir alım-satım örneğinden geçelim, böylece kafa karışıklığı kalmasın. Burada piyasanın yükseliş trendinde olduğunu görebiliyoruz ve bir satın alma sinyali aldık. Bundan sonra bu sinyali Andean osilatör göstergesi yardımıyla teyit edeceğiz. Burada yeşil çizginin turuncu çizginin üzerinde olduğunu görebiliriz, bu yüzden burada bir alım ticareti açabiliriz. Strateji aynı zamanda oldukça basit ve doğrudur. Bu videoyu yapmanın ana nedeni, size bu şaşırtıcı gösterge hakkında bilgi vermektir ve bununla birden fazla strateji oluşturmak için birçok olasılık vardır. Ve bu da ticaretinizde size yardımcı olabilir. Ardından, bir satış ticaretine girme ve çıkma kurallarının üzerinden geçelim. Fiyatları kendiniz analiz etmek istemiyorsanız, ücretsiz alım ve satım sinyalleri almak için Telegram grubuma katılabilirsiniz. Bağlantı bu videonun altındaki açıklamada yer almaktadır. Bir satış işlemi açmak için öncelikle piyasanın düşüş trendinde olduğunu teyit etmeniz gerekir. Trend çizgisi merkez çizgisinin altında ve kırmızı renkte olmalıdır, bu da aşağı doğru bir fiyat hareketini gösterir. Bundan sonra, ROC'nin geçici olarak merkez çizgisinin üzerine çıktığı ve fiyatta kısa vadeli bir artışa işaret eden bir geri çekilme bekleyeceğiz. ROC merkez çizgisinin altına düştüğünde, geri çekilmenin sonuna işaret eder ve fiyatın düşmeye devam etmesi muhtemeldir. Bu noktada gösterge, üçgen şeklinde bunun gibi kırmızı bir satış sinyali üretir. Satış ticaretine girmeden önce, tıpkı alım ticareti gibi, Andean osilatörünü kullanarak sinyali onaylayacağız. Kırmızı çizginin turuncu çizginin üzerinde olduğundan emin olun, bu da düşüş trendini daha da teyit eder. Her iki göstergede hizalandığında, bir satış pozisyonu açabilirsiniz. Satış işleminden çıkmak için, alım işleminin tam tersine, trend çizgisini ve RO'yu izlemeye devam edebilirsiniz. Trend çizgisi yeşile döner ve merkez çizgisinin üzerine çıkarsa veya ROC 0'ın üzerine çıkarsa, düşüş trendinin sona erdiğine işaret edebilir. Ek olarak, turuncu çizgi Andean osilatöründeki kırmızı çizginin üzerine çıkarsa, bu düşüş trendinin zayıfladığının bir başka teyididir ve satış pozisyonunuzu kapatmayı düşünmelisiniz. Ancak yine, stop loss'unuzu son dönemdeki en düşük seviyenin altına ve risk, ödül oranını 2 ya da 1,5 olarak da belirleyebilirsiniz. Şimdi, hiçbir stratejinin mükemmel olmadığını, %100 garantili ticaret diye bir şey olmadığını hatırlamak önemlidir. Bu doğru sinyallerle bile zaman zaman kayıplar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle uygun bir risk yönetimi stratejisine sahip olmak çok önemlidir. Pekala, bugünlük bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa, aşağıya bir yorum bırakmaktan çekinmeyin, size en kısa sürede geri döneceğim. Kanala abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın, böylece gelecekteki videolarımı kaçırmazsınız. İzlediğiniz için teşekkürler ve ticaretinizde iyi şanslar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.